Neyse tekne para değil mi adam abi, bu uçağın etkisi çekim zaten. Bir tane. Ben çay içelim, çay. Çay içelim, kanka bir. Büyük peki. Hayvan meraklı olduğum için her yıl en büyük hayvan ben de olurum orada. Direkt olarak. Aileden geliyor yani. Mesleğimiz komple kasaplık. Ailede. Bana Hasan Güvelek arkadaşlar galeriye gidiyor. Para bakıyorsun sahibine 20 bin liraya verdik. Büyük hayvana gece işe giriyor. O artık çek girer, yedi işe girer, onu falan. Yani yaklaşık bir tonu falan. Kurbanlık hayvan özel bir hayvan. Cenab-ı Allah onlara nasip etmiş kurban olayı ama bakım olarak özellikle arpa bakımlı hayvanları tercih ediyoruz. Bir de kurbanlık hayvanlarda kapak, düzgün bir hayvan olsun. Yani yakışıklı olsun. Hayvanları alırken güzel seçsinler. Eti düzgün olsun, hayvan yakışıklı olsun. Yani kapağını dikkat etsinler, kapak olmayan hayvanlar kurban olmaz. Ama nitekim herkes bilmediği için alıyor götürüyor. Hayvanı ucuz aldım sana ama yani Allah kabul etsin. İstemiyorum. Hayvan alanları şu anda çok seyrek gidiyor. İnsanlar hayvanlara yanaşamıyor çünkü bakım da yok, alıcı da yok. Biz de alıp satamıyoruz. 40 yıldır alışveriş yapıyoruz. 2 seneden beri bu tarafa hayvanları alıp satamıyoruz. Niye satamıyoruz? Yem çıktı 80-90 liraya, kepeğin çuvalı 50 lira. Ondan sonra kardeşim bir hayvan günde yiyor, dünya para. Anladın mı? Bakıcı da bakamıyor, alıcı da alamıyor. Hani çok mağdur durumda bu insanlar. Geçen seneki oranla değişikliği yok. Ama aynı fiyat, yem pahalı, alım satım yok. Peki, Muzaffer abi, yine söylüyorum, geçen seneki, bu senede hisselerde biraz fazlalaşma var mı? Yani geçen sene 5 hisse girenler bugün 8 hisse mi giriyor? Biraz geçen, o konudan anlatır mısın? Geçen sene 5 hisse girenler bu sene 6-7 hisse giriyor. Büyük hayvan, baş hayvanlara göre. Daha ufakları mesela 3 tane, 4 tane taksim oluyor. Yani 100 kiloluk bir hayvana 4 hisse giriyor. Geçen sene mesela daha ilerisi. O hayvanları tek başına alan insanlarımız var. Bu sene alamıyor. Geçen sene nazaran düşük. Yani aşağı yukarı 7-8 seneden beri aynı fiyatta devam ediyor. Peki Murat abi, koyunlarda kişiler mi ya da hisseli mi oluyor ya da hayır, kişiler mi alıyor? Tek. Yani 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira civarında gidiyor şu anda. Yani en iyisi 1500 lira. Ortalama o şekilde gidiyor. Benim 170 tane falan koçum var. Alınmış. Burada da 100 tane var. İşte tek tek veriyorum. Aşağı yukarı 10-15 tane sattım. Allah nasip ederse çıt pıt satmaya devam edeceğiz. Kurbanı 2 ay kala temizliğini, ilacını falan her şeyini veriyoruz. Günlüğü alıyoruz. Ayrıyeten ayırıyoruz koyundan, anaç koyundan ayırıp arkadaşlar, ben değil de yani yapan arkadaşlar anaç koyundan ayırıp aileyi bir besiye çekiyorlar. Devletimizden Allah razı olsun ki bize güzel, yani arkadaşlara güzel teşvik veriyor. Yani bu çoğu yerlerde yok, bazı ülkelerde yok bu şekilde. Ama biz çoğu şeyi azımsadığımız için bazı şeyleri beğenmiyoruz. Ama tabii ki imkanı olsa daha fazla verir. Allah razı olsun devletimizden. Yani her zaman yanımızda yani. 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. 2 sene askerlik sayalım. 37 yaşındayım. Bırakmayı düşünemiyorum yani, düşünmüyorum. Çünkü bundan güzel bir iş, kendi açımdan söyleyeyim, yok. Bundan karlı iş de yok. Yani yeter ki sen bir şeyler yap ki sen emeğini alırsın.